liste vektörlerden azıcık var demiştik. Mesela işte bunun içinde var, böyle azıcık. Bir de burada bir tüpün içinde var. Bu çok daha az. Şimdi bunları quick spin denen bir şey yapacağız. Quick spin'i her zaman alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Herhangi bir tüpün kapağını açmadan önce quick spin yapmazsan belki kapaktadır ve o şekilde dolmuştur ve sen açtığında saçılır falan gibi. Quick spin dediğimizde işte bir santrifüjde böyle azıcık döndürüyoruz. Şöyle santrifüje koydum. Şurası daha küçük tüpler için, burası büyük tüpler için. Kapağını kapattım. Şurada quick diye bir şey var zaten. Buna basılı tutuyorum. Böyle bir ses geliyor. Diye. Ve bırakıyorum. Şimdi artık kapağını güvenli açabiliriz. Burada bırakabiliriz. Merhaba efendim. Kamerada Rümeysa Hız. Yönetmen koltuğunda Eylül Yılmaz ile çekimimize eksi 80'lere devam ediyoruz. X80'e niye geldik? Bu plazmikleri bir bakterinin içine vereceğiz ya, o bakteriler burada duruyor. X80'de saklıyoruz. Çünkü o bakterilerde böyle delikler açmış oluyoruz. Ben bu kısmı tekrar anlatacağım şey üzerinde. Yani ekran kaydı yaparak. Onun için şey değil, bunlar kompetent bakteri. Kompetent bakterinin ne olduğunu sonra anlatacağım. Şimdi bu X80, bunlar çok önemli şeyler bir hastalığımız. Çünkü çok hastalık çalışıyor falan. 4 müydü kaçtı? 6 mıydı? 6 mıydı? Bakteriler 6 mıydı? Dört oldu. Can projelerini doktor dörtteydi ya. Dört o zaman. Gördüğünüz gibi tam şeyimizi, çekimlerimizi tamamen tam şekilde yapıp sizlere yayınlıyoruz. Hiçbir editleme yok maşallah. Elimin yandığı bile burada evet. Bunlar gel buz alalım. İki tane çıkardım. Sonra koydum. Bunların numaraları var kutuları. Çünkü hani envanterden bakıp öyle geleceksin diyor. Ya bu bunun envanterden bakıp öyle geleceksin diyor. Ama biz bakmadan geldiğimiz için her zaman böyle. Evet. Yine bakteri alanındayız. Yine ateşimizi yapacağız. Ateş yanarken başında kimse bulmadan bırakılmaz. Bakınız burayı tane tane söylüyorum. Yani ateşin şakası olmaz çocuklar. Nasıl olsa orada yanıyor. Kendi kendine yansın diye ayrılamazsınız. Ayrılırken mutlaka kapatıyorsun. Ya da kapatmayacaksan başında bir stajyeri bırakıyorsun ki o baksın ateşe diye. Bunu yaptık, buna ihtiyacımız yok. Şimdi bizim burada iki tane bakterimiz var, iki tane de plazmitimiz var. Bu plazmitleri bu bakterilerin içine koyacağız. Bu biraz fazla kolay bir süreç olacak. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi. Şimdi bu bakteriler kompeten olduğu için ateşe yaklaştırmıyoruz artık. Yani bunun kontamine olmasından ziyade bunun ölmesi riski var çünkü. O yüzden. Önce tabii bu bizim bakterimiz şöyle donmuş halde. Bunun birazcık çözünmesini bekleyeceğiz. Ama çözülsün diye elimize falan alıp ısıtmıyoruz. Öyle bir şey yok. O zaman da şey olur. Kendi üzerine kapanır. Ama ben bu arada size hemen şuracıkta onlar çözünürken şu kompeten işini anlatayım. Değil mi çocuk? Yaklaş. Şimdi senin bakterin böyle bir şey. Böyle bir bakterin var. Bunun adı E. coli. Ve bizdeki suşun adı JM109. Bir de DH5 alfa var. Bunlar çok sık kullanılan iki tane bakteri suşu. En sık kullanılan bu ikisi. Şimdi biz bunları kompeten hale getiriyoruz. Kompeten hale getirmenin prosedürü ben doktora yaparken 8 saat sürüyordu. Ama şimdi kiti var. Kiti de şu. Mix and Go Zymon'un. Bunun içindeki şeyleri takip ederek işte buffer'ı falan kendinden var. Kompeten hale getiriyorsun. Peki o ne demek? Yani ne sorun o zaten.
şu membranında delikler açıyor pompadan hale getirdiğinde ve bakteri böyle delikli bir halde kalıyor. Şimdi bunu eğer ısıtırsan bu bakteri kendini toparlar, şu hale gelir. Ama biz işte bu hale gelmeden önce içine bizim DNA'mızı vermek istiyoruz. İşte transformation bu. Şimdi bakterinin üzerine bunu koyacağım. DNA'yı 1 mikrolitre. Bu deliklerden içeri girecek. Çok azıcık bekleyeceğiz. Sonra ısıtılmış albinin içine koyduğumuzda membranını tamir eder, bu kapanır. Ama bu sefer içinde bizim genimiz olacak. Sonra bunu birazcık kendine gelsin diye düz albide büyüteceğiz 1 saat. Sonra plate'lere ekeceğiz ki burası albi ampicillin ya, sadece içinde bizim plazmitimiz varsa çoğalsın, diğerleri çoğalmasın diye. Hı hı. İşte böyle. Albi dediğimiz şey bakteri besiyeri. Besiyeri, evet. Kompetende kısaca yani bakterinin plazmiti içine alabilecek hali. Evet. Değil mi? Evet. Kompetan zaten uyumlu gibi bir şey değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Uyumlu söz dinleyen bakteri gibi bir şey. Ben bu arada şunlara isim yazayım. Kendi anlayabileceğim şekilde yazıyorum. Uzun uzun yazmıyorum. Ve altını işte ısıtmıyoruz. Buzda çözüyoruz. Buzda çöz dediğimde onun bir anlamı var gerçekten buzda çözmenin. Çünkü işte az önce söylediğim gibi üstüne, kendi üstüne kapanı kapanı verir bunlar. Bunu ne yapacağız derseniz, çamaşır suyu. Çamaşır suyu tüm kötülüklerin düşmanıdır. Tüm mikropların düşmanıdır. Çamaşır suyunda yaşayabilen bir şey yok. Koronavirüs de yaşamıyor. En güzeli olacak. Ama çamaşır suyunu da böyle bazı annelerimiz gibi, bazı anneannelerimiz gibi yukarıca kullanmayın. Onu 5'te 1 sulandırırsanız yeterli oluyor. Biz öyle kullanıyoruz. Bir de çamaşır suyu başka bir şeyle karıştırılmaz yani. Bunu artık hani herkes biliyor ama yine de yapılıyor. Tuz ruhuyla falan karıştırılmaz çünkü yani tepkimeye girer onlar. Yani çamaşır suyu dediğim böyle kendi halinde bir şey değil. O basit bir solüsyon aslında. Sen onu tepkimeye soparsın. Ne olacağını da bilemeyiz. Şimdi bunlar çözülmedi. Çünkü neden? Bekledikçe çözülmezler.